Sevgili Evvel Cevap YouTube kanalı takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan Vatan Destanı adlı metnin etkinlik sorularını cevaplandırma çalışacağız. Dilerseniz birinci soruyla başlayalım. Vatan sevgisi denilince aklınıza gelen ilk 5 kelimeyi söyleyiniz. Yurt, bayrak, fedakarlık, şehadet, millet. Cumhuriyet kavramı ile ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Cumhuriyet halkın iradesi demektir. Cumhuriyette yönetim, egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil, halka aittir. Halk belirli zaman aralıklarında oy vererek yine halktan olan yöneticilerini seçer. Öğrencilerimiz şimdi burada Vatan Destanı adlı şiirimiz var. Şiirden hemen sonra ise etkinlikler var. Dilerseniz etkinliklere çözmeye başlayalım. Okuduğunuz şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz metnin bağlamından hareketli anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Şan, Destan, Levent, Müjde ve Cihan kelimelerinin tahmini ve sözlük anlamı arkadaşlar bu şekilde yazılmıştır. Siz de e, isterseniz kitabınıza, isterseniz de defterinize aktarabilirsiniz. Şiirde vatanın tarihi köklerini hatırlatan cümleler nelerdir? Geçse de asırlar tazedir yaşın, müjdeler fısıldar ergenik ondan. Yaşadığınız toprakları sıradan bir yer olmaktan çıkaran, vatan yapan ruh nedir? Tarih, kültür, sanat ve üzerinde yaşayan insanlardır. Vatandaş olmanın şartları nelerdir? O vatanda doğmak, vatanını sevmek, vatanının kurallarına uymaktır. Vatanı anlamlı kılan değerler nelerdir anlatınız. Vatan için verilen mücadele, vatana bağlılık, bayrak, dil, din, kültür vatanı anlamlı kılan değerlerdir bayrağın ve vatanın tüm geçmişi sizi oluşturuyorsa siz aslında kaç yaşındasınız değerlendiriniz. Anadolu 1071 Malazgirt savaşı savaşı Savaşı'ndan itibaren Türklerin vatanı olmuştur. Bu süre içerisinde vatan bayraklarımız şekil olarak değişiklik gösterse de hepsi Türklere temsil etmiştir. Bu nedenle aslında biz 2019-1070-948 yaşındayız. Vatanımızın olması ile hür olmamız arasında nasıl bir ilişki vardır yorumlayınız. Vatan sadece üzerinde bulunan toprak parçası değildir. Üzerinde yaşayanlar ve o yaşayanların oluşturduğu kültür, değerler ve yaşamın hepsi vatana temsil eder. Özgürlük olmadan bunlar oluşturulamaz, hür olmayan kimselerin vatanı da olmaz. Okuduğunuz şiire 3 farklı başlık bulunuz. Vatan, vatan sevgisi, vatan nedir şeklinde arkadaşlar 3 farklı başlık ekleyebiliriz. Okuduğunuz şiirde vatanın nelere benzetildiğini örnekteki olduğu gibi karşılığını yazınız. Birincisinde arkadaş Türkiye'li ummana benzetilmiştir. Vatan fidana benzetilmiştir. Anadolu cenneti bir yeşil meydana benzetilmiştir. Vatan ceylana benzetilmiştir. Beşinci etkinliğimiz okuduğunuz şiirin temasını ve ana duygusunu ilgili boşluklar yazınız. Tema vatan, ana duygu, vatana duygulan sevgi ve hayranlıktır. Altıncı etkinliğimiz bağımsızlık kavramının çağrıştırdığı kelimeleri yazınız. Yazdığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ederek TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Özgürlük, hürriyet, demokrasi, cumhuriyet, vatan ve bayrak kelimelerini yazabilirsiniz. Yedinci etkinliğimiz aşağıdaki eylemleri tablolarda verilen kip ve kişi eklerine göre örnekteki gibi çekimleyiniz. Bilirsiniz, çalışsalar, geziyorum, oynayacak ve bekleyelim. Tabloyu bu şekilde doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. 8. Etkinlik Cumhuriyet ile ilgili hazırladığınız sunumu arkadaşlarınıza paylaşınız. Sevgili öğrenciler bu bölümü durdurup videonun bu bölümünü durdurup defterinize aktarabilirsiniz veya kitabınıza aktarabilirsiniz. Sizin için örnek bir konuşma metni hazırladık. 9. Etkinlik aşağıdaki yönergelere uygulayınız aşağıda verilen kavram havuzundaki kelimelerden hareketli bir şiir yazınız. Şiiri oluşturan noktalama işaretlerini kullanmayınız. Noktalama işaretleri kullanılması gereken yerleri belirtiniz. Arkadaşlar bu şiiri defterinize aktarabilirsiniz. Noktalama işaretleri şiirde nerede duracağımızı, nerede nefes alacağımızı, nerede vurgu yapacağımızı bizlere bildirmektedir. Bölge şiir dili daha ahenkli, duygulu ve etkileyici bir şekilde okuyabiliriz. Milli mücadelede Atatürk'ün rolü üzerine bir araştırma yapınız. Sevgili öğrencilerimiz sizler için bir araştırma yaptık. Bu araştırmayı defterinize aktarabilirsiniz. İkinci sorumuzda ise Kurtuluş Savaşı aşamalarını araştırarak başlıklar halinde not alınız. Yine videonun bu bölümünü durdurarak arkadaşlar defterinize aktarabilirsiniz. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvelce YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Evvelce ailesinden saygılar, selamlar dilerim. Hoşçakalın.